Can. Şuna bir bakalım. Sonra da İskandinav'a bir bakalım mı? Ya, zaman kalırsa. Zaman bu geldi çünkü. Buna bir merak edelim. Merak edelim. Merak ettim. Niye bugün konuşamıyorsun Pelin? Bugün dilimle alakalı bir takım problemlerim var. İçin hariç demeyi unuttun mu? Unutmuşum demek ki. Dünyanın en uzun insanı 251 santim. Çok zor ya. Yaşamları o Kutsal kadar Bey, zor merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Müsait misiniz? Çenet'in boyu Karşınızda insan kaç? bir tabii bir garipsiyor. Yani karşısında ilk defa bu kadar uzun bir insan görüyor insan. Şu an boyunuz tam olarak kaç santimetre? Boyum şu anda 2 metre 1 santim. Guinness Rekorlar kitabına da girdiniz. Dünyanın en uzun boylu insanısınız. O zaman girdiğinizde herhalde boyunuz 2.51'den biraz daha azdı. Birinci sefer 2 metre 46,5 santimetreyle Guinness Rekorlar kitabına girdi. Ve bir iki yıl sonra biraz daha uzamıştım tabii ki. 2 metre 51 santim olmuştu. 2 metre 51 santimde kilonuz ne kadar acaba Sultan Bey? Kilom 130. Herkesten uzun olduğunuzu ilk ne zaman fark ettiniz? 92 yılında falan fark ettim. Boyum giderek uzuyordu. 1982 doğumluyum. Hipofiz bezlerimde bir tümör vardı beynimin içinde. O tümör büyüme hormonlarına aşırı baskı verdiğinden dolayı kemiklerim de uzuyordu. Hipofiz bezleri burada. Büyüme hormonlarını dengeleyen bir bez var burada işte. Sürekli kemiklerimi uzatıyordu, dengesiz bir şekilde. 3 tane beyin ameliyatı geçirdim. Bu Büyüme hormonu hayatı boyunca durmuyor, değil mi? Gigantizm arkadaşlar, büyüme hormonunun aşırı salgılanması. Mesela normalde şey diyorsun ya, işte keşke hep uzasam, keşke hep şöyle olsa, keşke hep böyle olsa falan diye konuşuyorsun ya. Bir yere kadar durmuyor herhalde. Ameliyatlarla falan durdurulabiliyor. Evet, ama onlar da tehlikeli diye biliyorum. Yani artık belli bir süre sonra işte vücut o büyümeyi kaldıramayıp ne yazık ki fiziksel olarak sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani hemen hemen yok denilebilecek kadar bir tümör kaldı beynimin içinde. Yani ben bastonu Başı son kadarıyımdır çok Virginia yüksek ihtimalle. Üniversitesi'nden gittim. Gamma knife adlı bir radyoterapi gördüm. O radyoterapi bütün o tümörün etrafını yakmışlar. O tümör de oradan giderek 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 kaybolacak. Ondan sonrası boyumun uzaması durduruldu. Yani sağlık sorunum şu an yok denilebilecek kadar az. Ay Ben çok okula şükür. gitmedim boyumdan dolayı. Çok uzun olduğumdan dolayı çünkü sıralara sığamıyordum. Aynı zamanda dünyanın en büyük elleri ve ayaklarına da sahipsiniz. Evet. Ellerinizi bir gösterebilir misiniz? Yani sadece burada kıyas için kendi elimi yan yana tutacağım arkadaşlar. Yani avucunuz kadar elim var. Normal hayatınızda mesela ellerimiz çok büyük ya. Kutu kolayı tutarken veya cep telefonu. Bakın, bunu benim ellerim. Benim ellerim de fazla küçük. 60'tan büyük değil midir ayakları ya sanki? Ne yapıyorsun? Elime bakıyorum. Sefa. Yasak mı var? Telefonumu tutarken zorluk yaşıyor musunuz? Tabii ki ben kutu kolayı açmakta çok sıkıntı yaşıyorum. Mesela bu benim telefonum gayet büyük bir telefon. Telefonum. Avucumun içinde. Bu dünyanın herhalde şu an piyasada olan en büyük telefonlarından biri. Herkesin gördüğü bir fotoğraf var. Dünyanın en kısa boylu insanıyla da tanıştınız. Evet. Onunla tanıştığınızda ne hissettiniz? Yani siz çok uzunsunuz, o çok kısa. Erkek de var, bayan da var. Sürekli onları kendimden uzak tutmalarını istiyordum. Çünkü yanlışlıkla basar basar bir yerini falan kırarım. Ay Ondan Allah dolayı çok korusun. Evet korkuyordum. Bir de doğru. konuşmalarını hiç duymuyordum.
konuşuyorlardı da bilmiyorum, ben duymuyordum. Peki uzun boylu olmanın avantajlarını yaşadınız mı? Yalnız ya. Yani tabii ki perdeleri değiştiriyordum. Evin ampulleri falan, lambaları yandığı zaman ben değiştiriyordum. Yani tavandaki tüm işler bana aitti. Hiç meslek hayatına atıldığınız oldu mu gençken? Yani ben çok işte çalıştım. Ama şöyle sabit bir mesleğim yoktu. Bu sonradan oldu artık yani. Ben bir rekortman olarak şu an işim dünyayı gezmek. Evet. Farklı farklı coğrafyaları keşfetmek. Gittiğiniz ülkelerde en çok tuhaf olaylar yaşadığınız coğrafya hangisi oldu? Mesela atıyorum Çin'e gitmişsinizdir. Çin'de insanların genel kanıya göre boyları kısa diye bilinir. Çok farklı hissettiniz mi orada? Aynen, Çin'e gittim orada. Ne dedi Harun bana? Ne dedi Harun bana? Harun, söyle. Harun. Tamam, ne dedi bir daha söylesin. Hadi söylesin, yiyorsa şimdi bir daha söylesin onu. Kardeşim niye yemiyorsa şey yapıyorsun o zaman. Hebeli ile Pelin yan yana gelince de biz Hebeli'yi uzak tutuyor. Öyle mi Harun? Gören de sanacak ki Harun 1.90. Harun'un boyu 1.65. İşte biz de yürüyoruz ya, kırmızı ışıkta durmuşuz, bir adam ayağımın önünde oturdu, ayakkabını şöyle sayıyor. Bir, iki, elleri de küçük ya, 4-5 karış çıktı. Evet. Kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz? 61 numara ayakkabı giyiyorum. 61! Bu sizin ayakkabınız. Çok büyük. Yani şöyle gösteriyorum size arkadaşlar, benim ayağım 41.5 numara. Ortalama bir boy değil, 1.78 boylarındayım. Bütün ayakkabılarım yurt dışından geliyor. Mardin'de veya başka bir yerde çarşıya indiğinizde 61 numara. Dünyadaki en ünlü film starı sizin kadar hiçbir zaman dikkat çekmeyecek. Çünkü siz direkt bariz bir şekilde farkı ortaya koyuyorsunuz. Orada çarşı pazara gittiğim zaman orada her bütün satışlar duruyor. Herkes bir araya toplanıyor benim etrafımda. Telefonlarla fotoğraf çekiyorum. Telefonlar hepsi havada. Evet. Bütün neler havada. Orada hayat bitiyor. Yıldığınız oldu mu? Yok, kesinlikle. Seviyorsunuz. Seviyorum. Bir insan bir şeyi severek yapmalı. Bence dünyaya aynı zamanda mutluluk da katıyorsunuz. Sadece insanlar sizi meraklarını gidererek tanımıyorlar. Farklı bir etki veriyorsunuz insanlara. Bence de öyle. Uzun boylu olduğunuz için peki küçükken zorlandığınız durumlar oldu mu? Okula gidememek gibi. İşte arkadaş çevrenizde mesela sizinle tanışmak isteyen insanlar hiç korktu mu sizden? Çok korktu. Tabii çok. Sadece bak, ben Türkiye Mardin'de uzundum. Nereye gidiyorsam orada insanlar benden korktukları için ben çok utanıyordum kendimde. İnsanlar benden korktuğu için kendimi suçlu hissediyordum. Kendimi yani artık topluma çıkmama kararı veriyordum kendi kendime. İnsanlardan kaçıyordum bir aralar. Guinness Rekorlar kitabıyla bu kırıldı herhalde. Yani Guinness. Niye korkuyorsun ki ya? Korkacak ne var? 190 derece döndü. O dönüş benim hayatımın kurtuluş anıydı. Yani gerçekten çok sıkıntılı günler geçirdim çocuk. En çok yapmak istediğim şey okul okumaktı. Ne bileyim, bir kitap okursun, bir yazı yazarsın, günlüğünü yazarsın ya da bir şiir yazarsın. Orada içini aç, içini döküyorsun kağıta, kalem, deftere. Evet. Tamam, ama ben onlardan mahrum kaldım. Arabanın içine mesela yolcu olarak sığabiliyor musunuz Sultan Bey? Yok, bir kez ben de Diyarbakır'a gidecektim. Ben de gittim orada, dolmuşa bindim. Dolmuşu diyor senden iki kişilik para alırım. Niye dedim? Abi valla sen çok büyük. Allah'ım. Acayip. Yani çok başıma gelen olaylar var yani. Hatırlamak istemiyorum. Gerçekten iki kişilik para ama almış mı peki? Halk eğitim merkezlerine kayıt yaptırdım. Okul okudum. İlkokul diplomasını aldım. Ondan sonra ilköğretim diplomasını aldım. Dışarıdan okudum tabii ki.
Şimdi kitap da okuyorum, yazı da yazabiliyorum. Normalde yediğiniz yemeklerin de Evet, biliyorsunuz porsiyonu fazla ki ama. içimizde bile var, imkanı var, etrafında destek olanı var, okuma imkanı var. Herhangi bir şekilde toplum tarafından dışlanmamış, hatta toplum tarafından sevilip de okumayan insanlar var, biliyorsunuz. Bilmem üstün alınan olur mu? Normal insanlara göre. Yok, ben de normal bir insanla aynı oranda yemek yiyorum. Yani çok iştahlı bir insan değilim. Uzun boylu olmanın bir dezavantajı var mı peki? Hani işte... Valla dezavantajı var. Yani bütün kafam darbeli şu anda. Hep bir yere çarpıyorsunuz Hep yani. kapılara çarpıyorum. Daha çok Buna göre kapılardan işte evde yoktur ki. asansöre binmekte ve arabalara binmekte büyük sıkıntılar yaşıyorum. Sultan Bey, çok teşekkür ederiz ev sahipliğiniz için. Rica ederim abi. Tekrar bekleriz. Ne zaman yolumuz düşerse biz buradayız. Peki izleyicilere son bir mesaj vermek ister misiniz? Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir dünya bırakalım onlara. Çünkü bizden sonra da burada yaşayacak insanlar var. Nasıl bizden öncekiler bize vermişse biz de öyle verelim onlara. Biz kardeşçe, barışça, huzurca hep birlikte yaşayalım. Bir de Türkiye'deki engelli insanlara karşı biraz daha duyarlı olsunlar. Ben yeryüzünü yaşayan en uzun insanı Sultan Kösen, hepinizi sevgiyle, saygıyla öpüyorum. Ya ben de öpüyorum Sultan abi. Türkiye'nin küçük adamı mı? Rahat bir şekilde yürüyebilmek için evet kullanıyor bastonunu. Ne kadar tatlı. Ben şeyi görmüştüm. Rahmetli Halil İbrahim vardı. Bilir misiniz ki acaba? Ben çocukken de o vardı işte. Türkiye'nin en uzun insanı olarak vardı ama. Hatta Ankara'da Halil İbrahim sofrası diye bir kebapçı açmıştı falan. İlk kez o zaman onu orada görmüş ve ben hiç korkmamıştım. Hiç korkmamıştım hem de. Yani korkacak ne olabilir ki? Bana korkulacak gibi gelmiyor en azından. Zaten diyorum yani insanlarda özellikle çocuklarda kendisinden farklı olana böyle bir garip bakma huyu var. Çocuklarda var bu arada, bu kesinlikle var. Yani çünkü normalde alıştığı bir görüntü var, evde göründüğü bir gördüğü bir görüntü var, parkta gördüğü bir görüntü var. O yüzden böyle bir şey olduğu zaman hani çocuk zaten aslında hani şey olarak nasıl söyleyeyim, o da gördüğü bambaşka bir şeyi, o yüzden şey yapabiliyor. Hani farklı algılayabiliyor ama asıl problem bunu büyük yaştaki insanların yapması. Yani belli bir aklı ya mesela atıyorum daha hala lisede bile abidik gubidik tepkiler veriyorsanız engelli insanlara karşı sorunlusunuz. Bir sorununuz var. Kesinlikle ve kesinlikle bir sorununuz var diye düşünüyorum.